Doğumdan sonra saç dökülmesi ne kadar sürer? Ne zaman biter? Doğumdan sonra saç dökülmesine neye gelir? Toplumda herkesin karşılaşabileceği normal bir durum olan saç dökülmesi sorunu hem kadın hem de erkeklerde ortaya çıkıyor. Doğumdan sonra meydana gelen saç dökülmeleri hakkında hem anne adayları hem de yeni anne olan kadınlar bilgi sahibi olmak istiyor. Gündelik hayatımızın bir parçası olan saç dökülmesi sorunu normal olarak karşılanan bir durum. Bu duruma sebep olanlar arasında genetik faktörler, stres ve benzeri durumlar vardır. Bunlardan en yaygını hamilelikten sonra meydana gelen saç dökülmeleridir. Bu durum hamilelik boyunca östrojen hormonu yükseldiği için saçlar ağırlıklı olarak büyüme evresinde kalmaktadır. Ardından doğumdan sonra ilk 2 ve 6 ay arasındaki dönemde saç doğal olan dökülme evresini yaşayarak yenilir. Doğumdan sonra saç dökülmesi ne kadar sürer? Hamilelik döneminin sonlarında kadınlarda saç dökülmesi sorunu meydana gelir. Gebelikte meydana gelen saç dökülmelerinden çok az saç normal döngüsü olan dökülme evresini yaşar. Hamilelik boyunca dökülmeyen saçlarsa genellikle doğumdan sonraki 2 ve 6 ay arasında doğal olan dökülme evresini toplu halde gerçekleştirip yeniler. Bundan dolayı normal koşullarda bu geçici saç dökülmesidir. Bundan dolayı normal koşullarda bu geçici bir saç dökülmesi ve kalıcı bir saç kaybı olmaz. Doğumdan sonra saç dökülmesine neyi gelir? Doğumdan sonra meydana gelen saç dökülmeleri sorunundan dolayı öncelikle emzirirken saç dökülmesini altta yatan sebebi bilmek için kan ve vitamin testleri yaptırmak, tiroidinize baktırmak gerek. Doğumdan sonraki evre beslenmenize oldukça önem vermeniz, sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için iyi beslenmeli ve vitamin takviyeleri almalısınız. Ayrıca omega 3 bakımından zengin gıdaları tüketmeli ve bol su içmeli. Saçlarınızı kimyasal maddelerden uzak tutun ve normal haline dönene kadar kesinlikle boyamayın. Saçlarınıza perma, maşa ve fön gibi uygulamalar daha çok saç dökülmesine sebep olacaktır. Bu sebeple saç şekillendirmek için kullandığınız elektronik aletlere ara veriniz. Duştan sonra saçlarınızı taramak için geniş dişli taraklar tercih edin. Doğumdan sonra meydana gelen saç dökülme sorunundan dolayı daha çok biyotin içeren ürünler seçmeye özen gösterin. Biyotin içeren ürünler saçı besliyor. Ayrıca size yakın ve eczanelerde bulunan saç dökülmesine karşı şampuanlardan da alabilirsiniz. Neden olur? Emzirme döneminde meydana gelen saç dökülmesi nedenleri şunlar: düzensiz beslenme alışkanlıkları ve yetersiz beslenme, stres ve kaygı durumu, kansızlık sorunu, vitamin eksikliği, DST yani doğum sonrası tiroid durumu saç dökülmesine neden olan unsurlardandır. Kadınlarda saç dökülmesinin artış gösterdiği dönemler genel olarak şunlardır: hamilelik sonrası, düşük veya kürtaj sonrası meydana gelen saç dökülmesi sorunu, doğum kontrol hapı kullanıp bırakmak, hormon